En güzel günlerimin üç melun adamı var. Ben sokakta rastlasam bile tanımayayım diye en güzel günlerimin bu üç melun adamını yer yer tırnaklarımla kasıdım hatıralarımın camını. Güzel günlerimin üç melun adamı var. Biri sensin, biri o, biri ötekisi. Düşmanımdır ikisi. Sana gelince... Sana gelince yazıyorsun, okuyorum. Kanlı bıçaklı düşmanım bile olsa, insanın bu rütbe alçalabilmesinden korkuyorum. Ne yazık. Ne kadar beraber geçmiş günlerimiz var. Senin ve benim. En güzel günlerimiz, kalbimin kanıyla götüreceğim ebediyete ben o günleri. Gelince sen o günleri satıyorsun. Günde 10 kağıt, bir çift rugan pabuç, sıcak bir döşek ve 300 papellik rahat için. Başın sağ olsun. Sağ ol. En güzel günlerimin üç melun adamı var. Biri sensin, biri o, biri ötekisi. Kanlı bıçaklı düşmanımdır ikisi. Sana gelince... Çok özledim seni. Düşman bile değiliz. 20 yılda çok değişmemişsin avukat bey. Tuttuğun taraf dışında. Müvekkilim elden vermemi istedi size bunları. O kahvaltıya gittiği kafeden. O sinemadan arkadaşıyla. Ha, bir şey yapmış orada. Arkadaşıyla kavga etmiş. O oturma odasından. Artık dışarıdan o kadar oluyor. Ha, o da
O da sizin anlayacağınız gibi. Avukat bey, doğru tarafta olduğuna emin misin? Müvekkilim bir şey sormamı istedi aslında size. Nasıl biz? Sevdikleriniz elinizden bir bir giderken biz fani insanlarınkine benziyor mu? Her şeyi bilen, her şeye muktedir Ramiz dayının çaresizliği. Yok, hayır, bana değil. Vakti gelince müvekkilime dersiniz. Vakti gelince sana da derim. Vaktin ne zaman geleceğini bilmemek nasıl bir his dayı? Unutma Tevfik, mezar taşında yazan günah, ne yaparsan yap, ilk işlediğin günahtır. Bir daha dönmezsin diyordum Ali. Ama ölüm bizi ne çok yaklaştırıyor değil mi? Git Cengiz. Bir şeyi doğru dürüst yapabilsen. O tam senin işin be Ali. Mela teyze. Eyşan. Başın sağ olsun kızım. Sağ ol Mela teyze. Eyşan, teyzen aradı dün. Ama acelesi yok. Bir ara gel konuşalım. Tamam. Uzak duramıyorsun değil mi? Ne de olsa çocuğunun babası. Ali. Ömer'e gidiyoruz, gelmez misin? Yoksa mezarından fırlar da boğazına yapışır diye mi korkuyorsun? Biraz daha durursam senin boğazına yapışırım diye korkuyorum. Korkma. Daha önce yapmadığın şey değil. Asıl yapmadığın şey Ömer'e borçlu olduğun şey. Melih teyze. Ezel. Nasılsınız? Sen biliyor muydun benim Ömer'im de burada yatıyor. Hadi bir yardım et de bir gidelim yanına, olur mu? Ha? Ezel'in işi vardır Melih, ben götürürüm. Yok, ben sensiz gitmeye alışığım zaten. Ben Ömer'imin yokluğuna nasıl katlandım? Her gün geldim. Oturdum, ağladım yanında. Öyle katlandım. Öldüğünde bile
yani evladım benim yanımdan hiç ayrılmadı. Öyle katlandım. Anne. Senelerce her gün dua ettim başında. Ama yaşıyormuş, ölmemiş. Sadece benim yanımdan gitmiş. Ben yanından gitmedim anne. Sen beni kovdun. Ben yanından falan gitmedim. Eskiden kovsam da gelirdin. Ben seni çağıracağım, sen gelmeyeceksin. Sen beni merak etmeyi çoktan bırakmışsın. Önce oğlumu aldın mezarından. Sonra döndün ama bize dönmedin. Anne. Ezel! Seni mi çağırıyorlar yanlarına? Evet anne. Anne. Tevfik. Dün Cengiz'in yanında gördüğüm adam. Öğrendin mi kim olduğunu? Yok. Daha çıkmadı ortaya. Merak etme. Çıkacak. Gelmeden Ömer'in yanına bir mezar daha kazmaya başlayayım mı? O konuda kararsızım. Henüz. Hayret. Niye? Niye söyleyeyim mi? Ondan başka sevdiğim kimse kalmadı bu dünyada. Hadi yaklaşın. Yoksa ortak küs olduğumuzu zannedecek. Aranıza girmiyorum inşallah. Yok. Siz dördünüz çok yakındınız biliyorum. Olsun. Şimdi biz dördünüz çok yakınız.